Merhaba, Esnaf Hastanesi Doktor Barış Gürcü ben. Gerçekten en güzel yerlerinden size sesleniyoruz ve en güzel hastalarımızdan bir tanesiyle beraberiz. Hem benim arkadaşım hem de hastam. Sonra ailemden biri gibi oldu. Sevgili Özcan Hanım bizi Kalkan'da ağırlamak istedi. Bugün oraya geldik. Gerçekten güzel bir gün. Bu son dönemdeki karantina günlerinden sonra burada geçirdiğimiz bir gün bizim için gerçekten bayram gibi bir gün oldu. Yaklaşık Özcan Hanım'la bir 15 ay önce veya 18 ay gibi değil mi? 18 ay önce görüştük. Oldu. Gerçekten bana inandı, kendisini bize emanet etti. Biz de ailemizden biri olarak onu gördük ve devam ettik. İlk başladığımızda Eylül ayı gibiydi, hiç unutmuyorum. Kendisi de sağlıkçı bir arkadaşımızın, doktor bir arkadaşımızın eşi. Bu olaylara çok hakimdi. O yüzden de çok kolay anlaştık aslında. Ne istediğimizi biliyorduk, ondan ne isteyeceğimizi biliyorduk. O da bizden ne istediğini biliyordu. Ve karşılıklı çok güzel bir 2 yıl neredeyse geçirmek üzereyiz. Bugün bizi davet ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni tercih ettiğiniz için. Valla çok biz de mutlu ettin. Bizim için örnek hastalarımızdan bir tanesisin. Hem bize desteğin hem ruhen bizim yanında olmanızın her zaman bizim için çok güzel oldu. Evet, ne oldu? Nasıl tanıştık seninle? Bize biraz anlatabilir misin? Nasıl tanıştık? 2019 Eylül ayında başladım bu serüvene. Sizlerin ve eşimin desteğiyle gerçekten en güzel kararı verdiğime inanıyorum ki öyle oldu. Nasıl başladık? Artık yürüyememeye başlamıştım. Bacaklarımın ağrısıyla, kilolarımın fazlalığıyla mutsuz olmaya başlamıştım. Düşünüyor muydun bunu? Böyle ameliyatı hani böyle? Düşünüyordum. Cesaret mi edemiyordun? Cesaret edemiyordum. Ve eşine hiç söylemiş miydin? Söyledim kendisine. Hatta ameliyata başlamadan önce, yani o ameliyata karar vermeden 2 sene önce ben talepte bulundum eşime. Kesinlikle dedi, hani iradene sahip olamazsın, yapamazsın. Ben hani o konuda böyle bir tehlikeli bir işe girmiş seni gibi oldun değil mi? Evet, atamam istemiyorum dedi. Evet, sonra eşimin sizi tanımasıyla gerçekten. Evet. Ya bu tabii aslında bir karşılıklı güven meselesi. Evet. Yani biz de ameliyat karar verirken hastaya güvenmemiz lazım. Yoksa yani teknik olarak herkese her ameliyat yapılabilir veya bu işlem devam edilir ama sonuç almayınca hiçbir anlamı yok. Evet. Biz de size çok güvendik. Eşin çok başarılı bir doktor zaten. Karşılıklı yaptığı işleri bildiğimiz için ben ne anlattıysam o ne anlattıysa birlikte karşılıklı evet anladık. Tabii en güvendiği doktora getirmek istedi seni, en değerli varlığını, yani evet, öyle diyeyim, evet. Seni bize emanet etti. Ben çok şaşırdım, onun böyle bir şey ister misin dediğinde, ben de Sparta'daydım ailemin yanında. Hatta aileme de söylemedim. Tamam dedim, olur dedim. Korktun mu peki? Korktum. Korktun evet, değil mi? Korktum. 2 yıldır aslında hazır gibiydin. Ama sizlere güvendim, gerçekten çok güvendim. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sonra ilk geldin, konuştuk karşılıklı. Evet. Birbirimizin ne istediğimizi anladık.
Sonra başladık. Evet, başladık. Sonra bir hazırlığımız oldu bir hafta kadar falan herhalde, değil mi? Sonra çok ani bir anda zaten bir anda. Isparta'dan geldim. Valizleri bıraktığım gibi tetkikleri yapmaya sizin evet. yanınıza geldik. Bir hafta sonra da ameliyata. Peki ameliyat nasıl geçti? Ya, ameliyat günün nasıldı? Ameliyattan bir gün önce bayağı heyecanlıydım. Vazgeçer gibi oldun mu hiç? Vazgeçer gibi oldum. Oldun değil mi? Evet. Yani hem ölümden korktum açıkçası. Evet. Ölüm korkusu oluştu. Bu bütün ameliyatlarda olabilir tabii ki ama hep bir ön yargıyla yaklaşılıyor bu mide ameliyatına. Hani duyan, gören, aa işte niye böyle bir şey yaptın, niye diyetle olmadı? Olmadı, diyetle de olmadı, sporla da olmadı. Denedim. Yemek yemeyi sevdiğim için olmadı. Ve ameliyata geldiğim gün gayet güzeldi. Güzeldi değil mi? Sağ olsun Özkan Bey. Ekibimiz siz, ekibiniz gerçekten şahane. O yüzden ameliyat kapısından geri dönecektim ben. O kadar ya. Evet, vazgeçtim. Olmak istemiyorum, ölmek istemiyorum dedim. Ve çocuklarımı düşündüğüm için birazcık da öyle oldu. İki tane çok İki tane güzel erkek, oğlum var evet, değil mi? Oğlum evet, oğlum var. Ameliyata girdim. Herhalde artık bilinçaltımda ne konuştuysam bilmiyorum. Ayıldığımda açım diye uyandığımı söylüyorlar. Ve çocuklarım çok için oldum bu ameliyatı. Ben çok hatırlıyorum. Evet. Dediğimi söylediler. Evet. Ve güzel geçti ilk günü. Ameliyat günü yani böyle şey dedim mi? Ya bu kadar kolaymış ya. Kolaymış, ben çok evet, korktum dedim evet, değil mi? Dedim. Evet. Sonraki birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün çok gayet güzeldi, güzel geçti. Evet. Sonra seni eve sanırım dördüncü gün gibi dördüncü yolladık. Dördüncü gün evet ki. Dördüncü gibi yolladık. O ilk hafta, ikinci hafta yani anlatıldığı gibi, rivayetler gibi çok zor mu geçti yoksa aslında yani, mantıklı bir insanın yapabileceği bir şey mi? Aslında o kadar zorlu bir süreç değilmiş. Ben biraz gözümde büyüttüm. Birazcık da böyle çok panik olduğum için işte şöyle mi olur, bunu yaparsam bu şekilde mi olur? Hep çok dikkat ettim. Dikkat sizin ettim. Söylediklerinizi evet, bir bir uyguladım. Ve hiçbir şekilde kaçamak, hiçbir şey yapmadım. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim kontrollerimiz çok sık olmak zorunda. Hı-hı. Sen hiçbir kontrolünü kaçırmadın. Hı-hı. Yani bütün kan değerlerini eşinle beraber tartışarak gittik zaten. Çünkü hı-hı, o ilk bir yıl aslında psikolojik olarak, tıbbi olarak, diyetisyenlik olarak, cerrah olarak sana bütün yardımları yapmak zorundayız. Çünkü o zorlu bir dönem ama insan kendini yalnız hissetmemeli. Hastalarımızdan da biz en çok istediğim şey bu. Ben artık hatta yeni ameliyat yaptığım hastalardan söz istiyorum. Tamam ben ameliyat yapacağım ama kontrollerine gelecek evet, misin? Çünkü insanlar şöyle düşünüyor. Evet 3. ayda, 5. ayda kilo vermeye başlıyor tıkır tıkır tıkır. Ama önemli olan, bak biz şimdi 2. yılımızdayız. Gerçekten bizim örnek hastalarımızdan. Çok teşekkür hem ederim. Hem güzelliğinle, hem kişiliğinle, hem ailenle örnek hastalarımızdan bir tanesisin. O yüzden ama hiçbir şeyini, kontrolünü kaçırmadın. Hep bizimle irtibat halinde kaldın. 2 yıl boyunca her telefonumuza birbirimize karşılıklı cevap verdik. Hiç yorulmadık. Sen de yorulmadın, biz de yorulmadık. Çok teşekkür ederim. Peki 1. ay, 2. ay, 3. ay böyle gıdalara alışırken zorlandın mı? Tabii zorlandım. İlk hafta mesela işte sıvı tüketiminde et suyu, kemik suyu onları evet, önermiştiniz. Biraz zor. Onları biraz evet zorlandım. Midem bulandı. Ama geçti, güzeldi. 18. günde püreli gıdalara evet, geçtim. Onlar evet, da iyiydi. Ama biraz hani güçten düştüm. Sadece o hani bir yorgunluk oldu. Tabii sonra zor, toparladım ama. Peki ailen, çocukların, eşin tabii bu işi biliyor. Sağlıkçı olması bizim için çok büyük bir avantaj ama çocukların nasıl sana yardımcı oldu veya nasıl bir tepkide bulundular? Nasıl tepkide bulundular? Eşimin gerçekten çok desteği oldu. Hani onu söyleyeyim ilk öncelikle. Çocuklarım da sonucu görünce evet mutlu oldular. Değil mi? Seni gurur duydular. Ufak oğlumun tek söylediği bir şey var. Anne sana sarılınca kollarım birleşmiyordu. Şimdi birleşiyor dedi. Ve onunla daha çok hani etkinlik yaptık, büyük oğlum da memnunlar. Ya yani, benim de en çok aslında bayan kadın hastalarıma en çok istediğim veya sorduğum şeylerden bir tanesi bu. Gerçekten küçük çocukları olanlar çocuklarla oyun bile oynayamıyorlar. Nefes kilodan dolayı nefes nefes kalıyorlar. Ama bütün ameliyat yaptım aslında. Ya meğerse ben oynayabiliyormuşum aslında. Evet. Oğlumla ilgilenebiliyormuşum, kızımla ilgilenebiliyormuşum. Daha sinirli oluyorsunuz evet, mesela. Sinirin nefes nasıl? Nefesi. Tabii sinir biraz tabii azaldı. Bu korona girmeseydi evet, daha iyi olurdu tabii ki ama. Hepimizi gerdi ama. Sürekli aşırı terleme, saç diplerimden akan, kafamdan aşağı akan terler, işte göbeğim benim çoktu mesela bu bölge. Eğilip kalkmam, ayakkabımı oğlum bağlamıştı en son, o çok gücüme çok gitmişti. Evet, çok üzülmüştü. Çünkü bütün herkesin, sen bağlayabilirsin yani çocukları. Evet. Alışveriş tabii tamamen değişti. Değişti. Bütün kıyafetlerini. Evet, bir anda tabii
yavaş yavaş da kilo verince o çok güzel bir duygu. Yani alışveriş yaparken small, medium, 3x large'lardan 4x large'lardan işte 38 olmuyor bedene. Olmuyor demekten değil mi? Evet, şimdi olmuyor. Bu mu güzel, bu mu güzel diye sormak güzel bir şey, evet, değil mi? Kendimi çok mutlu gibi hissediyormuşum ama değilmişim. Değilsin. Kiloluyken. Aa, ben böyle güzelmişim. Değilmişim. Hayatını değiştirdin. Hayatım yani. Tamamen 360 derece böyle değişti. Değişti. Peki bu konuda korkan bizi izleyenlere ne dersin? Korkmasınlar. Evet. Sizlere yani, güvensinler. Yani ben de gelen hastalarıma aynı şeyi söylüyorum. Yani illa ben de ameliyat olun olmayın diyorum. Yani sıkıntı o değil ama lütfen ameliyat olun. Yani önceden tıp fakültesinde öğrenciyken bu ameliyatlar daha çok revaçta değilken, daha bu kadar teknoloji ilerlememişken ameliyat, hı-hı, öneremiyorduk, evet, insanlara. İşte diyet öneriyorduk, başka tetkikler, başka şeyler, taktiklerle ilerliyorduk daha doğrusu, evet, ama şimdi elimizde çok güçlü bir silahımız var. Hayatın ne zaman bize nasıl bir yön vereceğini bilmiyorken hastalarımın gerçekten hayatı kendileri yön vermesini istiyoruz. Doktorlara, gerçekten bu işi çok layıkıyla yapan doktorlara, kliniklere güvenmesini istiyoruz. Tabi bu iş ekip işi, hastane, evet, işi. Tek başına bir doktorun yapabileceği bir şey değil. Yani izleyicilerimiz burada bizi görmüyor ama arkamızda bir 3 kişi daha var. Evet. Yani burada bile senin yanına gelirken öyle geliyoruz. Hı hı. Bütün hazırlayışlarımız, bütün diyetisyenimiz, diğer doktorlarımız, evet, işte kardiyoloji doktorumuz, anestezi doktorumuz, göğüs doktorumuz, dahili doktorlarımız hepsi beraber seni gerçekten 2 yıldır izliyorlar. Evet. En küçük bir sıkıntında beraber karar veriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ama hani ben de gerçekten çok mutlu ve huzurlu oluyorum seni görünce böyle. Yani karşılığını vermişsin, çok adım atıyorsun, çok hayatını değiştirmişsin. Hatta biraz önce seyircilerimize söylemek gerekirse Doktor Hasan Bey'le, eşiyle işte kaç kilometre yürüyeceğini, işte bir kilometre daha fazla yürüyelim falan gibi, evet, senin sportmen bir koçun gibi sana yardımcı oluyordu. Tabii aile de çok önemli. Evet, aile, evet, desteği olmazsa bu ameliyatın da bir anlamı yok. Yani tam ameliyat olduk, 30 kilo verdik ama kilomuz sarktı veya yani sağlık problemimiz oldu, anlamı yok. Gerçekten spor yapınca bu iş yapılabiliyormuş demek ki. Gerçekten sen kalkanın yollarını yürüyemiyorum diyordun bana söylediğinde. Şimdi, evet, benden hızlısın. Her, evet, tarafa ağlayarak yürüyordum. Koştura koştura gidiyorsun. Koştura, ben çok koştura mutluyum. Gidiyorum. Gerçekten bu kalkanla bizi ağırladın. Çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Ekibim olarak da sana teşekkür ediyoruz. Ben de çok mutluyum. İyi, evet, ki varsın. Siz de öyle. Yani de inşallah başkaları da hayatını varsa değiştirir. İnşallah. İnşallah bize güvenir. Diğer doktor arkadaşlarıma güvenir. Hayatını yön verir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.